alışıldığı üzere AKP yine halkımızın dini duygularını siyasete alet ederek Cumhuriyet'le bitmeyen bir hesap içinde olduğunu tekrar gösterdi. Bu sefer şapkadan çıkan müftülere nikah yetkisi. Aslında hepimiz neyin niye yapıldığını çok iyi biliyoruz. Bu konuda herkes bunun farkında. Ama bu birilerinin yalnızca Cumhuriyeti, laikliği sindirememiş olmasından kaynaklanmıyor. Birilerinin kadın haklarıyla da bir hesabı var. Daha önce kadın erkek eşit değildir, fıtrata aykırıdır diyerek birçok defalarca itiraf edildiği gibi kadının eşitliği, eşit yurttaşlığı kabullenemiyorlar. Kadının birey olduğu, kadının bağımsız olduğu, kadının istediği gibi giyinebileceği, dilediği gibi gezinebileceği ve hayatının dokunulmaz olduğunu kabullenemiyorlar. Onlar için kadın evinin süsü olmanın ötesine geçemeyecek. Yalnızca boyun eğdiği sürece makbul kabul edilecek. Ancak belli kalıplar içinde varlığını sürdürdüğü sürece de hoş görülebilecek ikinci sınıf varlıklar. Kadınlar babalarının, abilerinin, kocalarının sözünden çıkmayacaklar. Kadınların kendi sözü olmayacak. Kadınları görmek istedikleri statü maalesef bu. Bu yüzden başka pek çok alanda olduğu gibi kadınları için bir koruma kalkanı olan laiklikle, kadınları eşit gören, eşit bir yaşam vaat eden Cumhuriyet'le bitmeyen bir hesap var. Yıllardır siyasetinizi bu kırılma noktaları üzerine kurguladınız. Toplumu bu alanlarda kutuplaştırdınız. Müfredat değişiklikleri, eğitimde yapılanlar, kadını ikinci sınıf gören söylemlerle sürekli laikliği ve laik devlet yönetimini sindirememekle ilişki tabii ki bu. Amacınız aslında açık. Amacınız Türkiye'yi her alanda Ortadoğulaştırmak. Bu dış politikada da böyle, toplum mühendisliğinde de böyle, medyanızda da böyle, çıkarmak istediğiniz kanunlarda da böyle, meclis çatısı altında haremlik selamlık düzenlemeye çalışılan, düzenlenen iftarla da böyle. Yüzü batıya dönük olan ülkemizi 15 yılda bütün birikimlerini heba ettiniz. Şimdi de bu düzenlemeyle ülkeyi bir Orta Doğu ülkesi haline getirmek istiyorsunuz. Değerli milletvekilleri, geçtiğimiz haftalarda genel kurulda sordum, komisyonda da sordum ama bir Allah'ın kulu çıkıp yanıtlamadı. Yine soruyorum, bugüne kadar bu konuda tek bir sorun, tek bir engel olmamasına rağmen bu düzenlemeye niçin ihtiyaç duyuldu? Hani bu soruya bir cevap bulmak lazım. Evlendirme memuru mu kalmadı, muhtar mı kalmadı da bu düzenlemeye ihtiyaç duyuldu? Yoksa bir açıkta kalan mı oldu evlenemedi, kuyrukta kalan mı oldu? Bu düzenleme niçin gerek görüldü? Bakın Sayın Bakan diyor ki bu düzenlemeyle çocuk yaştaki evlilikler diyor engellenmiş olacak, önlenmiş olacak. Allah aşkına kendisi inanıyor mu buna? O çocuk yaştaki evlilikler nasıl gerçekleştirdi? Onların nikahını kuyan, onları evlendiren din görevlileri değil mi? O din görevlilerini denetlemeyen, buna göz yuman müftülükler değil mi? Şimdi yaptığınız imamların yasak bir fiili gerçekleştirmesine göz yuman müftülere bu yetkinin verilmesi. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olarak çalışan müftülerin medeni hukuku ilgilendiren alanda ne işi var Allah aşkına? Her alanı dinsel referanslara göre düzenleme isteğinizin başka bir tezahürü bu. Yalana, talana, israfa, kul hakkı yemeye gelince bunların dinin yasakladığı aklına getirmeyenler söz konusu kadın olunca, eşitlik olunca, söz konusu nikah olunca birden din alimi kesiliyorlar. Kadınlar haftalardır sokakta. Hem medeni kanunla hem cumhuriyetle edindiği hakları kaybı olmasın diye. Orta Doğu toplumları gibi olmayalım diye. Bakın Suudi Arabistan'daki kadınlar daha yeni kendi başlarına araba kullanmayı hakkını elde ettiler. Bu size bir şey anlatmalı. Bunu görmeniz gerekiyor. Çünkü bu kara taassubun gölgesinde yaşamanın ne sonuçlar doğurabileceğini görmemiz lazım. Şunu söylemek lazım. Ne yaparsanız yapın. Ne olursa olsun bu kuşatmayı kadınlar kıracak.